toprağımı savursalar, külüm ottan çağırsalar, settar senden dönmezim diyecek. Hakk'a dilbesti olmuş gönüller, ona yürekten bağlanmış gönüller. Yar yüreğim yar, gör ki neler var, bu halk içinde bize güler var diyecek. Elin alemin ne gülmesini ne de ağlamasını nazarı itibarı almadan o şehrahı sadık arkasından at koşturup duracaklardır. At koşturma değil günümüzde en hızlı uçaklarla insanlığın ihtar tablosuna yetişmeye çalışacaklardır. Amellerini katlayacaklardır. İnsani duygularını, humanist düşüncelerini katlayacaklardır. Herkese bağırlarını açacaklardır. Asılırken, asıldığı zaman söylemişti Nesimi bunu. Bir biçare aşıkam, ey yar senden dönmezem. Hançeriyle yüreğimi yar senden dönmezem. Mısralarıyla başladığı şeyde sonunda bununla noktayı koyuyordu. Külüm ottan çağırsalar, settar senden dönmezem diyordu. Onu anlamayanlar anlamamıştı. Ama o deryanın dibinde sudan başka, mercan adalarında orada görüp duyduğundan başka bir şey duymama ufkunu ihraz ettiğinden dolayı sen nesin deyince ben suyum ya diyordu. Ben bu mercanlardan birisiyim diyordu. Bu bir ihsastı. Duyup ettiği şeylere rağmen kalkıp orada isteği niyet mülahazasıyla ben de falanım, o da falan falan deseydi o andaki ihsasları ve ihtisasları iç duyuşları açısından bir tenakuz sergilemiş olurdu. Farkına varmadan öyle diyor. Her büyük zat tecdit ruhu taşıyan, tecdit peşinde koşan, yani Ba'su Badel Mevt kahramanları, zilliyet planında olanlar, inşallah arkadaşlarımızı o kategoride müteal etmede mahsur olmasa, mübalağa olmasa, bir aidiyet mülazası olmasa inşallah öyledir. Fakir öyle görüyor olabilir de, hani bir aidiyet mülazasına bağlı olması açısından da endişelerimi ishar etmem lazım burada. Evet, tecdit düşüncesi her dönemde ufaklı insanlar kendi bulundukları, içinde bulundukları zamanı doğru okuyarak, sosyal yapıları doğru okuyarak, konjonktürü çok iyi değerlendirerek, yazdıkları, ortaya koydukları reçeteler ona göre bir yönüyle zamanın dili, dalı haline gelmiş. Bir yönüyle tam zamanı aksettirici hale gelmiş. Günümüzün problemleri nedir? Yani bir inanma problemi. İnsanın mahiyetinden uzaklaşması problemi. Korkunç değişik yerlerde çok farklı mülahazalara bağlı bir radikalizm mülahazası. Dolayısıyla hani yaşadığımız dönem itibariyle ihtimam gösterilmesi gerekli olan husus neyse şayet, restorasyon isteyen şey neyse şayet, onun üzerinde yoğunlaşma, dağılmama, konsantrasyonu kaybetmeme ki faydalı, yararlı bir şey ortaya koyabilirsiniz. İnsanlığın derdi, problemi budur. Çağı doğru okumak, problemleri çok iyi belirlemek, buna göre reçeteler sunmak çok önemli şeydir. Yoksa siz reçete diye sunduğunuz şeylerle bence işi azdırmış olursunuz. Kansere metastaz yapma yollarını açmış olursunuz. Neşteri vurursunuz. O kanser metastaz yapar, her tarafa yayılır, üstesinden gelinmez bir hal alır.